Hutbe yok. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ufevvid emri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Cenab-ı Hak günümüzü hayır eylesin. Cuma'nın bereketinden, rahmetinden, hayrından istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak hayırlı ve bereketli ömürler nasip eylesin. Hayırlı evlatlar nasip eylesin. Hayırlı sonlar nasip eylesin. Cenab-ı Hak korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Her türlü açlıktan, kıtlıktan, ihanetten muhafaza eylesin inşallah. Cenab-ı Hak ahlakımızı güzel eylesin. Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmayı, onun terbiyesiyle terbiye olmayı, edebiyle edeplenmeyi nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, değerli Müslümanlar, insanın kıymeti, değeri, yüceliği, onun aklının olması, bir takım kabiliyetlere sahip olması veya iki ayak üstünde yürümesi değildir yalnızca. Öyle olsaydı her var olan insan şerefli ve erdemli olur. İnsanın erdemi, insanın şerefi ahlakiyledir. Karakter ve şahsiyetiyledir. Ahlakı ne kadar yüce, ne kadar üstün ve değerli ise insanın kıymeti o kadar Allah katında, insanlar katında o kadar kıymetlidir. Onun için Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." buyuruyor. Bu ne demek? Yani insana yakışır, insana yarışır, insanın kemaline, şerefine uygun bütün davranışlar bendedir. Onları getiren benim, onları tatbik eden benim. İşte bu güzel ahlakın insanın mizanında, terazisinde en ağır gelecek şey güzel ahlak. İnsanın Allah katındaki değeri, üstünlüğü güzel ahlak. O zaman bu güzel ahlak nedir? Evet. Hulukun husnun diyoruz, güzel ahlak diyoruz. Ama bu güzel ahlak dediğimiz şey bir iki kalem sayılan bilen şeyler midir? Halbuki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam "Ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim." diyorsa demek ki peygamberliğinin bütün davası, bütün mesajı, getirdiği bütün esaslar ahlak esasıdır. Bazen diyorlar işte din, ahlak ayrışımı yapıyorlar ya, bunlar batıl sözlerdir. Ahlakı anlamayanlardır. Ahlak birkaç davranış biçimi değildir. Ahlak hayatın kendisidir. Gizli ve açık, insana erdemine ve şerefine yakışır davranmasını öğreten değerlerdir. Bir işi açıkta yapamıyorsa, erdemli insanlar, ahlaklı insanlar gizlide yapamazlar. Gizli, açık yapamayan bir haramın, bir kötülüğün, bir günahın gizlisine yapamayan erdem ve ahlak sahibi olmaktır. İşte onun için ahlak, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." diye beyan etmesi ve kendisini böyle tanımlaması, onun getirdiği Kur'an'ın ve yaşadığı hayatın, söylediği her sözün ahlak esası olduğunu bize bildiriyor.
Mesela bildiğimiz ticaret. Ticaret normalde bakarsanız maişetimiz için, dünya hayatımız için olmazsa olmazımız. Dünyanın devri daim ettiği esas maişet. Ama maişetin elde edilmesinin temeline ne yatıyor? Helal. Helal olması için ne olacak? Kazancın meşru olması, hakkaniyet içerisinde olması, hileden, desiseden, aldatmadan, yalan yere yeminden uzak olması lazım. Bunların hepsi ahlak. Kazanmak tabii, doğal, insanın varoluşunun bir gereği. Ama nasıl kazanacağımızı, nasıl tüketeceğimizi de ahlak öğretiyor bize. İşte o ahlakın esasları dinin öğretileridir. Dinden ayrı bir ahlak yok. Şimdi buna etik diyorlar, etik. Etik, bu yaptığın iş etik değil. Bu bizim kavramımız değil. Bu kısır bir kavram, eksik bir kavram. Peygamberi lisanın öğretisinin yanında çok güdük kalır. Ahlak her şeydir. Evlat baba arasındaki ilişki etik değil, ahlaktır. Komşular arasındaki ilişkiler etik değil, ahlaktır. Belki idari mekanizmadaki bir takım davranışları etik diye tarif edebilirsiniz. Ama o dediğim gibi dar çerçevede devam eder. Ama ahlak, sigara izmaritini yere atmamakta ahlaktır. Arabayı doğru yere park etmek de ahlaktır. Trafikte yolda giden adamı korkutmamak da ahlaktır. Her şey ahlaktır. Onun için din ahlakı besleyen damar, ahlakın kaynağı, pınarı dindir. Şimdi bazen diyorlar ki işte bu Avrupalılar çok böyle tertipli düzeni falan. Belki Avrupa'da yaşayanlar da vardır. Euro korkusu kanun korkusudur. Geçen gün burada haberlerde geçti. Duydunuz siz de. Affedersen ulu orta ihtiyacını görüyor. Bazen affedersen sahilde şurada burada gezmekte insan tiksiniyor idrar kokusundan. Değil mi? Köpek pisliğinden, idrar kokusundan gezemiyorsun. Dağda çobanlık yapmayı hor görüyor ama köpek çobanlığını medeniyet görüyor. İşte ahlak, hayvana da davranmak ahlaktır, güzel davranmak ahlaktır. Yediğinizde güzellikle yiyin, bindiğinize güzellikle binin, zulmetmeyin diyor. Bak, bindiğiniz binite, hayvana, ata, affedersin koştuğunuz öküze merhametle davranın. Yükünü alıverip de ona eziyet etmeyin. Onu dövüp eziyet etmeyin diyor. Bak, o da ahlaktır. Onun için değerli kardeşlerim, bu geniş çerçevedeki ahlakın, Peygamberimizin ahlakından birisi olan iffet üzerinde durmak istiyorum. İffet, insanın zahiri ve batini anlamda, haramlara karşı hassas, helalleri icra ederken edep ve erkanla, erdemle hareket etmektir. Bak, haramlardan sakınmak aslında hayadır. İffet daha ince bir kelimedir. İşleri yaparken bile erdemle, zerafetle, kibarlıkla, olgunlukla hareket etmektir. Paranı isterken, alırken de erdemli davranmaktır. Kaba saba olmamaktır. Bugün en büyük kaybettiğimiz değerlerden birisi de iffettir. İnsanlarda iffet duygusu. İffet duygusu insana ait bir duygudur. Utanma duygusu, ar duygusu insana ait bir duygudur. Diğer varlıkta yoktur. Onun için Kur'an-ı Kerim ne diyor? Nice insanlar vardır cehennem için yaratılmıştır. Cinler vardır cehennem için yaratılmıştır. Akılları var kullanmazlar. Gözleri var görmezler. Kulakları var işitmezler. Onlar davar gibidir, davar. Ne demek davar? Koyun. Yani sürü. Aklı olmayan, gözü olmayan, kulağı olmayan, birisinin peşine takılır, birden tefekkür olmayan bir varlık. Hatta ondan daha aşağıdır. Yaşantılarıyla, ahlakıyla, kötü pis ahlaklarıyla,
giyimleriyle, kuşamlarıyla, hiç insanlık erdemine yakışmayacak bir davranıştır. Örtünmek, giyinmek insana ait bir değerdir. İnsanidir. Allah Teala Kur'an'da buyuruyor ki: "Ya beni Adem'e kad enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum ve rişa." Ey Adem oğlu. Ey Müslümanlar demiyor bakın. Ey Müslümanlar, ey müminler demiyor. Ey Adem oğlu ya, ey insan. Sana biz elbiseyi indirdik. İndirilen şey mukaddestir. İndirilen şey mukaddestir değil mi? Bak, değerlidir. Sana terziliği öğrettik, giyinmeyi öğrettik, örtünmeyi öğrettik. Sana giyinecek kumaşlar, ketenden, kenevirden, yünden, her türlü nimetlerden elbise yapmayı öğrettik. İdris Aleyhisselam'a ne diyoruz? İdris Aleyhisselam'a ne diyoruz? Terzilerin piri diyoruz değil mi? Unutmayın, her medeniyetin sahibi bir peygamberdir. Her medeniyetin sahibi mutlaka bir peygamberdir. İnsanlık Allah'tan aldığı esaslara göre, zamanın getirdiği duruma göre ihtiyaçlar karşılanmıştır. Geminin sahibi kim? Bak bugün dünya gemilerle büyüklüğünden küçüğünden bahsediyoruz. Bütün yaratılmışlar içerisinde seçilecek iman edenlerle beraber varlığın her birisinden numune alacak bir gemiyi donatan kim? Nuh Aleyhisselam. Hangi tarihte yapmış bu gemiyi? İnsanlık hesap edebiliyor mu? Milyarca sene önce. İdris peygamber onun terziliyle, giyim ve kuşamla anılır. Değerli kardeşler, mesela Davud Aleyhisselam'ın zırh yapması, demircilik, savaş malzemeler yapması, Zülkan Aleyhisselam'ın kaleler yapması. Onun için biz her şeyin sahibiyiz. Bizim neslimizi, gençliğimizi, insanımızı kompleks sahibi yaptılar. Küçüklük kompleksi. Batı bilir dediler. Batı çalandır, hırsızdır. Çaldığı iliğin altına da intiha sahibidir. Altına da aldığı kişiyi söylemez. İbn Sina'nın tıbbını alır, İbn Sina demezler. Gazali'nin felsefesini alır, Gazali demezler. Biz aklımızı ve değerlerimizi ikinci, üçüncü plana attığından dolayı sıkıntı içine girdik. Tabii bunların her birisi üzerinde durulması gereken önemli konular. Evet, onun için giyim insana ait bir değer, elbise. Onun için kadının giyim tarzı, erkeğin tarzı, farziyeti, müstehabı. Hatta biz peygamberimizin öğretisi, bize öğrettiğiyle giydiğimiz elbiseyi dua ile giyeriz. Beni örten, bana süs yapan, beni süslendiren Rabbime hamdolsun. Ve böylece o elbisenin daha hayırlara vesile olması için dua ederiz. Besmele ile başlarız. Sağ ayağımızda, sağ tarafımızdan giyeriz. Bunda bak, sağdan her şeye sağdan başlamak peygamber sünneti. Unutmayın. Sofranızda mutlaka yemeğinizi sağ elle yiyin. Ha, bu her şey demek değildir ama her şeyden bir şeydir. Sağ elle yiyin deyip de git haram yiyin demiyoruz tabii. Şimdi bazıları dedi ki sağ elle yemeği öğrettiğimiz kadar haramdan sakınma öğretseydik gibi. Böyle klişe laflar, beylik laflar. Dinin her konusu yeri geldiğince anlatılır. Dinin her konusu yeri geldiğince anlatılır. Şimdi ben şu boğazda dinin bütün konusunu anlatabilir miyim? Bütün esaslarını size ulaştırabilir miyim? Mümkün mü bu? Abdest anlatsak bitiremeyiz. Namaz anlatsak bitiremeyiz. Ahlaki bir ölçü işte iffet anlatsak bugün bitiremeyiz. Çünkü vücudun damarları gibidir, birbirine bağlantılıdır bunlar. Biri olmadan diğeri yaşamaz zaten. Sağ elle yemeği öğrenen Müslümanın hassasiyeti, haramlardan sakınmanın da hassasiyeti ondan daha fazladır. Onun için elbiseden giyerken de sağdan giyeriz. Ayakkabımızı sağdan giyeriz. Evet bakın, elbise giymenin de ahlakı var. Hatta ulu orta atmayız. Çıkardığımız zaman böyle güzel katlar koyarız.
Benim rahmetli babam, Allah kanı kanı rahmet etsin dedi cümle geçmişlerimize. Öyle akşam çıkardığı zaman pantolonu ütülü gibi koyar, bir sandalyenin üstüne koyar. Hep kartlık biz öyle gördük. Böyle yapmaya çalışıyoruz. Elbiseni çıkar, uluvarta at. Sabahtan giyeceğin elbisene saygın olacak. Böyledir. Müslüman zerafet adamıdır, nezaket adamıdır. Müslümanların yaşadığı toplum, Müslümanların yaşadığı çevre kirlenmez. Kullandığı çeşme kirlenmez. Çünkü Müslüman temiz adamdır. Onun için böyle bileceğiz. İffet adamıdır. Edep adamıdır Müslüman. Kavgayla, gürültüyle, patırtıyla. Bakın işte şu anda. İşte para kazanacağız diye ne huzurumuz var ne sükunumuz var. Yanı başımızdaki adam 24 saat bangır bangır çaldırıyor. Ya bu yanındaki adam rahatsız oluyor diye düşünen var mı? Ezan okunuyor, son gaz müzik çalıyor. Ya bu bir bizim kültürümüze, değerimize, ahlakımıza ters diyor mu? Para, madde her şeyi bozdu. Onun için iffet para kazanırken de en çok lazım olan bir değerdir. Müşterinin de iffetli olması, satıcının da iffetli olması. Alırken de müsamahakar, merhametkar davranmak, satarken de merhametkar davranmak. Bakın bugün dünyanın geldiği işte pandemi, savaş, krizler noktasında en büyük çektiğimiz ne? Açgözlü insanların piyasayı alt üst etmesidir. Sıkıntı elbette olacak, olur. Ama bu sıkıntıdan fırsatçılık yapıp milleti darboza soğan dünyanın bütün globallerinde kim? Bozulmuş insan, iffetten mahrum insan. İffet dediğimiz şey bir konuda utanmak değildir. Ne ile kardeşlerim? Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Allahümme inni eselükel huda ve tuqa vel ifafe vel gina. Allah'ım senden hidayet istiyorum. Senden takva istiyorum. Hidayet, dost doğru yolda yürümek, haramlardan sakınmak, cehenneme düşmekten, ateşe düşmekten daha çok haramlara düşmekten korkarım ya Rabbi. Takva istiyorum. Takva demek haramlardan sakınmak demektir. İffet istiyorum, iffet. Helallerde bile nezaket istiyorum. Helallerde bile kibarlık istiyorum. Bak. Valgina, dünya zenginliği de, gönül zenginliği de. Zenginlik istenmeyen bir şey değildir. Mühim olan işte iffetle zenginlik olmak. Zenginlik kötü bir şey değil. Varlık iyi bir nimettir. Ama helal yoldan, doğru yoldan ve güzel harcamayla. Onun için zenginlik aslında gönül zenginliği. İnsanın gönlü zengin olmazsa gözünün açlığı doyurmaz. Aynen deniz suyu içmeye benzer. Deniz suyunu içtikçe insan susanır. Çünkü doyurmaz, patlatır insanı. Ama kalbi zengin olan insanın elindekiyle yetinmesidir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselam fakir mümini, fakir ama iffetli mümini sever diyor. Fakir ama iffetli, el açmayan, dilenmeyen. Ne diyoruz? Veren el, alan elden hayırlıdır. Kişi ihtiyaç sahibi olduğu zaman bile iffetinden dilenmemesi onun erdemini gösterir. Kur'an-ı Kerim'de zenginlerin fakirlerin malına, yetimlerin malına el atmamalar noktasındaki kullanılan kelime iffettir. Evlenme yaşına gelip de evlenemeyecek imkanı o anda olmayan kişilerin iffetlerini korumasını emrediyor Kur'an-ı Kerim. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَعًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah ona lütfundan bir imkan verinceye kadar evlenemeyecek kişiler iffetle davransın. Haramlardan sakınsın diyor. Zinadan sakınsın diyor. Elinin altında zengin yetim var. Zengin. Yetim ama zengin. Varlığı var mirastan. Verisi okus pokus yaparak onun malından yemesin. İffetli davransın. Bakın, Kur'an, din bizim her şeyimizdir. Ruhumuzdur, canımızdır. Ve Kur'an zaten kendini öyle tanıtıyor. Din sizin ruhunuzdur. Kur'an sizin ruhunuz, canınızdır. Biz canımızı terk ettiğimiz için, kadavra kaldığımız için eziliyoruz Müslümanlar. Hani Birleşmiş Milletler insan haklarını korumak için kurulmuş değil mi?
Birleşmiş Milletler insan haklarını korumak için. Dünya insanların hakkını koruyacak. Filistin'deki Müslüman hakkını koruyor mu? Suriye'deki hakkını, Kuzey Irak'taki hakkını, Uygur Türklerin hakkını Doğu Türkistan'da koruyor mu? Hani koruyormuş? 1952'de NATO'nun kurulması, Birleşmiş Milletler'in kurulması, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupalılar birbirini kırdılar ya, öldürdüler, yediler, bitirdiler ya, 70 milyon insan öldürdüler, 70 milyon. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda 70 milyon insan öldürdüler. Bu medeni gördüğüm Batı, 70 milyon insan öldürdü. Sonra Papa bunları çağırdı, ne oluyorsunuz ya? Dedi bak, Orta Doğu diye bir yer var, petrol fışkırıyor. Bu pis Araplar, bak, bu barbar Müslümanlar buraya sahip çıkmadan siz sahip çıkarsanız diye. Şirketleri kurdular. Biz de diyoruz ki, öldüren de Allah diyor, ölen de Allah diyor. Arkada bu senaryoyu çizen kim? Ya, bugün pasaportla gidemediğin yerler senin şehrindi, şehrin. Yemen'den tut, Afrika'nın ta ucuna kadar. Hindistan, Pakistan oralara çık, o bölgenin hepsi. Kafkaslar senin. Bugünkü Ukrayna senin toprağındı. İşte oraları parçalamak için bunu yaptılar. Onun için biz kadavra haline döndük. Aklımızı kaybettik, dinimizi, değerlerimizi kaybettik, ölçülerimizi kaybedince ne yaptık? İşte başkalarının oyuncağı haline döndük. Onun için değerli kardeşlerim, bunun için söyledim, Kur'an sizin ruhunuz. Bu din cuma camisi, cuma namazının dini değil. Bakın, camiler yetim kalıyor. Camiler yetim kalıyor Müslümanlar. Çocuklar camiye gelsin. Gelsin tabii. Gelsin de camide oynasın demiyoruz ki. Babalar, dedeler, çocuklar elinden tutun camiye getirin. Hayırlı evlat olmasını istiyorsanız, arkanızdan size hayır dua etmesi istiyorsanız birlikte camide buluşun diyoruz. Camiyi top sahasına çevirsin demiyoruz yani. Camiye çocuklar gelsin. Çünkü çocuk eğitimi camide başlar. Değerli kardeşlerim, belki içinizden farklı mekanlara, farklı bölgelere, ülkelere gitmiş insanlar vardınız. Batı'daki 4-6 yaş diyoruz ya biz de, kreşlerin %70'i kiliseye aittir. Biz Diyanet olarak 4-6 yaş açınca ileri geri konuşanlar oluyor değil mi? Kiliseye ait. Üniversiteler, birçok üniversite kiliseye ait. Buna rağmen ateist bir toplum var. Değil mi? Bunlar tabii bilimler, ilim tarihi noktasında, felsefenin gelişmesi noktasında çok farklı şeyler var. Bile anlatıldığı gibi, bize tercüme edilip yutturulduğu gibi değil. Bunun arkasında çok şey var. O din kelimesinin yerine, Batı'daki din kelimesinin yerine İslam'ı koyuyor, bize yutturuyorlar. Bir zamanlar İslam terapiye engel mi tartışması yaptırdılar. Niye? Ne demek terakki yani gelişmeye? Sen uçak yaptın, ağır sanayi kurdun, milli sanayi kurdun, hap sanayi kurdun da sana engel olan mı oldu? Namazım seni mi engelledi? Halbuki Kur'an ne diyor? Diyor ki güçlü ol diyor, güçlü ol. Adaleti tesis etmek için güçlü olmak zorundasın. Merkez kuvveti olmak zorundasın. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَضَعْتُمْ Gücünüz yettiği kadar güç hazırlayın diyor Rabbimiz. Size ne diyorum? Neyi derseniz Kur'an'ın orada bir nuru ve hidayeti vardır. Hiçbir alan boş kalmamıştır. Çünkü Kur'an Allah kelamı, Allah kitabı, insan Allah yapısı. Birbirine tekrar mı? Bir başka ifadeyle insan, insanın ruhu, varlığı dışarıdaki insanın vicdanı veya yaratılıştaki fıtratı içerideki Kur'an'dır. Kur'an dışarıdaki Kur'an'dır. Yani yaratılıştaki esaslarla gönderilen esaslar arasında hiçbir tenakuz, bir zıtlık yok. Hani diyorlar şimdi, Allah ile kul arasında girmeyiz diyorlar. Allah Allah. Bunlar bize ait sözler değil değerli kardeşlerim.
Ama evine hırsız girdiği zaman Allah ile kul arasında demiyorsun. Arabana birisi çarptığı zaman ve bu günah işledi. Allah ile kul arasında demiyorsun değil mi? Sana dokununcaya kadar. Çünkü unutmayın her günah, her haram yerinde olduğu gibi kalmaz. Onun için gizli günahları Allah affeder ama aşikar günah olmuşsa o günahı Allah'ın hukukundan kamu hukukuna geçer ve aynı zamanda insanlara zarar vermeye başlar. Yangın gibidir. Kıvılcım başladı mı götürür. Onun için değerli kardeşlerim, iffet, konumuz iffet. İffet nedir? İffet çalışırken de, harcarken de, komşuluk ilişkilerinde, dairedeki memurken de, bütün sosyal ilişkilerinde içerisindeyken de ölçülü olmaktır. Edepli olmaktır, ahlaklı olmaktır, hayalı olmaktır, utanma duygusu içerisinde olmaktır. Hatta iffet insandaki bütün güzelliklerin kaynağıdır. Cömertliğin, iyilikseverliğin, hayırseverliğin, bütün değerlerin hangi anlamda değer diyorsanız hepsinin kaynağı iffettir değerli kardeşlerim. Onun için peygamber duasında bize öğretiyor peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Allah'ım senden hidayet istiyorum, senden takva istiyorum, senden iffet istiyorum, senden zenginlik istiyorum diyor. Bakın bir toplumun Allah geleceğini, onun bir toplumun, bir milletin geleceğini baki kılmak isterse o toplum içerisinde müsamahakarlık, birbirine merhamet duygusuyla davranmayı ve iffetli olmayı nasip eder. Bir toplumun geleceğini yok etmek, geleceği kesik olacağını murat ederse o toplumda ihanet çoğalır diyor. Hainlik çoğalır. Herkes birbirinin haini olur. Siz buradan artık siz kendi düşününüz yaşadığımız toplumu. O nedenle değerli kardeşlerim, İffet öyle bir değerdir ki çocukluk yaşından itibaren başlayan, yani insanın varlığıyla başlayan ve zaten çocuk dikkat edin çok iffetlidir. Utanma duygusu çok zirvedir. Çocuk annesinden babasından bile sakınır. Belli bir 2 yaşından sonra artık kendini tanıdı mı sakınmaya başlar. Onun için çocukların giyimini, kuşamını, elbisesini, o iffetini bozmayacak şekilde devam ettirmek lazım. Demin ifade ettiğim örtü, giyinmek insana ait. Rabbimiz size elbise ve süs diye giydiriyor. Hemen aşağısında insanın şeytan tarafından nasıl kandırılıp da Adem Aleyhisselam üzerinden anlatılıyor ya, elbisesini çıkarmasını, cennetten haram meyveden yemekte sonunun elbisesinin açılmasının ifade etmesi bize ne anlatıyor? Ya değerli kardeşlerim, onun için iffetin değerini, iffetin ölçüsünü, bazen özgüven kavramlar var mesela yeni ortaya çıkan, anlamı çok çarpık kullanan özgüven. Bir insanın ağzına geleni her şeyi söylemesi özgüven değildir. Özgüven, bakın ne diyor peygamberimiz? Hakkını ararken de, hakkını isterken de, dikkat edin, alsın veya almasın, iffetli davranmaktır diyor. Bakın şimdi adam gidip borcunu istiyor, bakıyorsun az sonra silahlar çekiliyor, pat pat birbirini vuruyorlar. Ne oldu sonuç? Ne oldu? Gaye neydi? Borcunu almaktı. Sonuç ne oldu? Biri hapishane, biri toprağa. Bak, hakkını isterken bile iffetli davranmak. Bu ne müthiş bir ölçü ya. Hakkını isterken bile ölçülü davranmak. Kaba saba davranmak değil. Kendin hakkını korurken başkasına zarar vermeyeceksin. Mesela bu grevlerden tutun da diğer şeyler varıncaya kadar. Kendin hakkını ararken başkasına zarar veriyorsan orada hak arama değil, farklı bir noktaya gelmiş demektir. Tabii demin ifade ettiğim ölçüler, İslam'ın emirleri, hükümleri müstakil anlaşılmaz. Böyle bir şey yok. Vücut gibidir. Böbreğin çalışması diğer organlara bağlı. Akciğerin çalışması diğer organlara bağlı. Kalbin çalışması diğer organlara bağlı. Her bir organ evet müstakil ama müstakil yanında birbirine bağlantılı çalışıyor. Bir sistem var. Dünyayı kaç defa dönecek kadar damarlarımız var değil mi? Beynimiz çalışıyor ama beyin yukarıdan kalbin beslediği kanla çalışıyor. Bir ufak bir sıkıntı olduğu zaman ne oluyor? Beyin duruyor.
İslam böyle bir değerdir işte. Hepsi Allah yapısı. İffet, ahlak dediğimiz kavram bütün ahlaki erdemleri ve güzellikleri kendinde toplayan başlıktır. Ama anne baba, evlat ilişkileri, komşu ilişkileri, amir memur ilişkileri, alan satan ilişkileri, bütün sosyal hayattaki bütün ilişkiler ahlakla yaşanır. Ahlak müstakil bir değer değil, dinin beslediği değerdir. Kant'ın ve diğer felsefi anlamda söylenen sözlerin aslında onlar da bazıları hakikati ifade ediyorlar. Hiçbir zaman kalpten yoksun bir değer olmaz. Bütün değerlerin, bütün anlayışların iyi veya kötü hepsinin kaynağı kalptir. Kalpte ne varsa dışarıya o sızar değerli kardeşlerim. Kalbi iyi olanın, imanla dolu olan, erdemle dolu olan, ahlakla dolu insanın hayatı aynen güzel olur. Havuzdaki su neyse dışarıya akan su da odur. Pis havuzdan temiz su bekleyemezsiniz. Sudan kanalların güzel akması için o havuzun da temiz dolması ve temiz boşanması lazım değerli kardeşlerim. Evet, o nedenle iffetimiz bizim ahlakımızın en önemli ölçülerindendir. Hatta iffet bütün ahlaki erdemlerin, güzelliklerin kaynağıdır. Onu kaybettiğimiz zaman her şeyi kaybetmiş oluruz. Haya ile iffet arasında bir nüans vardır. O da tabii yine değil mi birbirine bağlantılı ama şu hadise bitireyim. Peygamberlerin getirdiği sözlerin özeti şudur. Resulullah buyuruyor. Utanmazsan dilediğini yap. Mühim olan insanları utanma duygusuyla terbiye etmek. Utanan insandan kötülük gelmez. Gizli ve açık her zaman kendini korur. Utanma duygusu yırtılmış insanlar her şeyi yaparlar değerli kardeşlerim. Nisan yağmuru diyor. Ar damarı çatlayana tükürsen bile Nisan yağmuru der ya. İşte bu da bizim güzel ifadelerimiz, atalarımız güzel sözleridir. Rabbim iffet, edep ve hayadan bizleri ayırmasın. Bu güzel ahlakla, peygamber ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Tekrar cumanız mübarek olsun. İllahi'l-Fatiha.